أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki şerefiniz, izzetiniz arttırılsın. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affedilsin. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem sizlere hem de bana nasip etsin. Değerli Müslümanlar, geçen haftaki sohbetimizde Rahman'ın has kullarına ait iki vasfını gündeme taşımıştık. Bunlardan birincisi, cahiller kendilerine sataştıklarında onların seviyelerine düşmeden selam deyip geçmeleriydi. İkincisi de hem alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hem de Allah'ın kullarına karşı mütevazi oluşlarıydı. Değerli Müslümanlar, bu iki davranış da kulu bir taraftan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye, sema ehline, insanlara ve cennete yaklaştırırken diğer taraftan şeytan ve dostlarından cehennem ateşinden de uzaklaştırmaktadır. Özellikle bir kulun tevazu sahibi olması onu hidayete yakınlaştıran, iç ve dış alemini güzelleştiren, değerini arttıran, kıymetini ortaya çıkartan en güzel kalbi amellerden bir tanesidir. İnsana kim olduğunu hatırlatır, Rabbi ile olan bağını öğretir, insanlarla olan ilişkisine çeki düzen verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cebrail aleyhisselam ile beraber otururken semadan bir meleğin kendilerine yaklaştıklarına şahit olurlar. Cebrail aleyhisselam gelen meleğin yeryüzüne ilk defa teşrif ettiğini bildirir. Melek Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelince, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, beni sana Rabbin gönderdi. Melik, yani kral veya hükümdar bir peygamber mi yoksa kul bir peygamber mi olmak istediğini sor dedi. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangisini tercih edeceğini, hangisini kabul edeceğini çok iyi bilmesine rağmen bu olaya bizi şahit tutmak istediği bir melek ve bir elçi aracılığıyla. O sıra İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı bizim şu an birbirimizle göz göze geldiğimiz gibi Cebrail aleyhisselamla göz göze gelir. Cebrail aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, Rabbine karşı mütevazı ol der. Allahu Ekber. Ey Allah'ın Resulü, Rabbine karşı mütevazı ol deyince Peygamber Efendimiz, kul bir peygamber olmak istiyorum diye cevap verir. Bu hadisin değişik bir rivayetinde o sıra bir melek Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yönelerek
hiç şüphesiz Allah Azze ve Celle'ye göstermiş olduğun tevazudan dolayı Allah kıyamet günü seni insanların efendisi olmakla nitelendirmiştir dedi. Bakın, bu tevazundan dolayı, Rabbine olan mütevazi kişiliğinden dolayı Allah kıyamet günü seni insanların efendisi yapmıştır. Hadisin devamında Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu tevazusundan dolayı iki şey daha verilmiştir. Bunlardan biri kabirden ilk kalkacak kişinin olması, ikincisi de insanlara ilk şefaat edecek biri olmasıdır kardeşlerim. Şimdi Allah Azze ve Celle kitabında Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama hükümdar bir peygamber olmayı ya da hükümdar bir peygamberliği onlara bir nimet olarak sunduğunu belirtirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de tevazusundan dolayı, Rabbine duyduğu mütevaziliğinden dolayı kul bir peygamberliği tercih ettiyse, şimdi Allah için size soruyorum kardeşlerim, Süleyman aleyhisselam ve Davud aleyhisselam hükümdar bir peygamber olarak elde etmiş oldukları makam ve mevkiyi insanlara büyüklük taslamak için mi kullandılar? Allah Azze ve Celle özellikle Süleyman aleyhisselama insanlardan, hayvanlardan ve cinlerden ordu verdiğini Kur'an-ı Kerim'de beyan etmektedir. Aynı Allah Azze ve Celle Süleyman aleyhisselamın emrine rüzgarı amade kıldığından bahsetmektedir. Sebe suresinin 12. ayetinde rüzgar bir aylık gidip gelinecek mesafelere bir anda onları ulaştırdığını Allah Azze ve Celle bizzat bildirmiştir. Bakırı bir su gibi Süleyman aleyhisselama erittiğinden bahsetmiştir. Belkıs'ı etkileyen büyük bir saraya, şaşalı bir ortama onu bir nimet olarak bıraktığından bahsetmiştir. Allah Azze ve Celle salma atları, en güzel koşan tayları Süleyman aleyhisselama bir nimet olarak verdiğinden bahsetmiştir. Şimdi Allah için size soruyorum be kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine mütevazılığından dolayı kul peygamberliği tercih etti de Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam hükümdar bir peygamber olarak Rabbine karşı tevazu sahibi değiller miydi? Bulunmuş oldukları makamı insanlara büyüklük taslamak için mi kullandılar? Cevap kesinlikle hayır kardeşlerim. Zira Allah Azze ve Celle kitabında Davud aleyhisselamdan ve Süleyman aleyhisselamdan bahsederken hangi durumda olurlarsa olsunlar, neyle hükmederlerse hükmetsinler, hangi nimetin sahibi olursa olsunlar, her daim alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye döndüğünden bahseder. Hatta Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Süleyman aleyhisselamın üzerindeki nimetlerini arttırınca Allah Süleyman aleyhisselama onun üzerindeki nimetleri arttırınca Süleyman aleyhisselam tevazusundan dolayı başını göğe doğru diyor hiç kaldırmazdı. Halbuki bugün kıytırık bir makama ve mevkiye sahip olanlar yaşamış olduğu mahallenin insanlarından biraz daha fazla geliri, maaş düzeyi yüksek olanların burunları, başları o kadar havalardadır ki yanlarından geçen kardeşlerini göremez olmuşlardır. Kardeşlerinin selamlarını işitemiyorlar. Boyunları gökyüzüne, semaya ulaştıklarından dolayı. Halbuki bakın, kendisine hükümdarlık verilen Davud aleyhisselam, demiri eriden Davud aleyhisselam, zırh yapan Davud aleyhisselam, kazanlar, Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle kazanlar yapan Davud aleyhisselam, emirlerine cinlerin verildiği,
her türlü hizmetlerinin görüldüğü Davud Aleyhisselam bir meclisin içerisine girdiğinde, kendi bulunduğu mevkideki bir mescidin içerisine girdiğinde kapıdan etrafa şöyle bir nazar eder. İsrail oğulları içerisindeki en fakir halkanın yanına otururmuş. Allahu Akbar. Öyle değil mi kardeşlerim? Şimdi diyebilirsiniz ki İsrail oğulları arasında bir sınıf ayrımı mı var? Kesinlikle bunu kastetmiyoruz. Bu rivayette bunu kastetmiyordur. Şu an bakın elhamdülillah, belki biz şu an şahit değiliz, ben bilmiyorum hangi kardeşim hangi kardeşten daha zengindir. Ama inanıyorum ki şu an içerimizde büyük esnaf olan, zengin bir kimliğe sahip olan kardeşlerim şu an kendisinden belki daha fakir, daha muhtaç olan kardeşleriyle beraber oturmuyor mu? Elhamdülillah oturuyorsunuz. Sohbet bittikten sonra, Hoca Efendi elhamdülillahi okuduktan sonra, Fatiha'yı getirdikten sonra göreceksiniz ilim sahibi şu kardeşlerim hemen kendisi gibi ilim talebeleriyle oturacaklar. Esnaf olan kardeşlerim esnaflarla beraber oturacaklar. İhtiyaç sahibi kardeşlerim ihtiyaç sahibi kardeşlerle oturacaklar. Bu var olan bir tabiatın gereğidir tabir yerindeyse. Fıtratın gereğidir. Şimdi bir fabrikatörle, esnaf olan bir kardeşle, fakir olan bir kardeş neyi paylaşacaktır? Toplumun neyini analiz edeceklerdir? Zengin olan kardeş, fakir olan kardeşin hangi ihtiyacını anlayabilecektir? Velhasılı kelam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de böyleydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'ye geldiğinde bir bakardı ki bir tarafta ilim halkası var. Kur'an ve sünneti müzakere ediyorlar. Bir tarafta zikir halkası var. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'yi zikrediyorlar. Bir taraftan fakir kardeşler var. Birbirlerinin dertlerini paylaşıyorlar. Sorumluluk bilincini yükleniyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine en yakın halkaya otururmuş. Öyle değil mi? Bakın Davud aleyhisselam da mescidin içerisine girdiğinde İsrail oğulları içerisinde en fakir halka hangisi ise oraya giriyormuş. Hükümdar bir peygamber olmasına rağmen. Sonra ne diyor biliyor musunuz Müslümanlar? Sonra bakın şöyle diyormuş. Ben fakirlerin arasında bir fakirim diyormuş. Allahu Ekber. Ben fakirlerin arasında bir fakirim. Oğlu Süleyman aleyhisselam. Az önce dedik ya, belki sayamadığımız birçok nimetin sahibi olan Süleyman aleyhisselam. Sabahleyin bulunduğu mekandan çıktığında o bölgenin zenginlerinin, ileri gelenlerinin arasından geçiyor, fakir olan insanların yanına uğruyor ve bakın şöyle diyormuş, Ya Rabbi, fakirlerin yanında bir fakir kulum, Allahu Ekber. Fakirlerin yanında fakir bir kulum. İmam Ahmed bin Hanbel Züht kitabında İsa aleyhisselamın kendisine seslenilen en güzel sesin fakir bir kuldur diye hitabından bahseder kardeşlerim. Şimdi burada ilim talebesi kardeşlerim var. Benim gibi gafil bir adamı dinlemenin büyük bir zahmetini yaşıyorlar. Onlar bir kitap okurlarken kitabın içerisine girmeden önce ön sözünde fakir bir kul olan falanca diye ibareler okuyorlar değil mi? Bir kitabı takriz ettiklerinde, yani bir kitapla ilgili değerlendirme yaptıklarında altına yazıyorlar Allah'ın fakir kulu falanca. Şimdi bu ne kadar tatlı bir sözmüş kardeşlerim. Alimler bu kelimeleri çok kullanıyorlar. Kendilerine bir soru sorulduğunda ne diyorlar? Bu fakir bu konu hakkında böyle düşünüyor. Bu fakire göre yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Bu fakir bu konuyla ilgili ancak bu kadar bilgi sahibidir diyerek vallahi tevazularını ortaya koyuyorlar. Bu kimin sünnetiymiş? Öğrendiğimize göre Davud aleyhisselamın, Süleyman aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın sünnetiymiş. Bu kimin adeti olacakmış? İlim sahibi gençlerin, alim olan abilerimizin bir adeti ve sünneti haline gelmesi gerekiyormuş. Şimdi bir taraftan tevazu ama Mustafa abi bir taraftan da hakikat değil mi? Evet bu bir tevazu ama fakirliğimizi ilan etmek bir tevazu ama bir taraftan da hakikat değil mi?
Vallahi hakikattir. Elimizde bulunmayan, bulunan veya bulunmayan, gözlerimizle gördüğümüz veya görmediğimiz, bildiğimiz veya bilmediğimiz, duyduğumuz veya duymadığımız her şeyin sahibi Allah Azze ve Celle değil midir kardeşlerim? Her şeyin maliki, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle değil midir? Servetleri veren de, kullarına verdiği servetleri geri alan da Allah Azze ve Celle değil midir? Okumuş olduğunuz ilmin ve yapmış olduğunuz amelin sahibi Allah Azze ve Celle değil midir? Şimdi hangi birimiz kendisinin zengin olduğundan bahsedebilir ki? Evet, bu bir taraftan tevazudur ama bir taraftan da büyük bir hakikattir. Bakın Allah Azze ve Celle, Bismillah. Ya eyyuhen nasu entumul fukara'u ilallah. Vallahu huvel ganiyul hamid. Ey insanlar, ey peygamber değil, ey mümin erkek ve mümin kadınlar değil, ey ehli kitap değil, ey küfar değil, ey İslam düşmanları değil, ey insanlar, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamından tutun da cehennemin en alt tabakasında yanacak olan münafıklara varıncaya kadar, ya eyyuhennas, ey insanlar, zengininden fakirine varıncaya kadar, kendini bilgili veya cahil görenine kadar, kadınıyla erkeğine varıncaya kadar, ya eyyuhennas entumul fukara, her biriniz fakirsiniz, yoksulsunuz, ihtiyaç sahibisiniz. Kimin karşısında? Gani olan, hamid olan Allah Azze ve Celle'nin karşısında. Vallahi Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimesiyle alemlerin Rabbi olan Allah'ın karşısında yeryüzündeki bütün varlıkların, yeryüzündeki bütün insanların fakir olduğunu bize ispatlamaktadır bu ayeti kerimesiyle. Öyle değil mi aziz dostlarım? Allah rızası için seslenin. Şimdi sizin gibi bir dostlarla bizi zenginleştiren, arkamızı kollayan, yapamadığımız işleri yapan, yanlışlarımızı düzelten, unuttuğumuz şeyleri bize hatırlatan, hatırımızda olan şeyleri yapma konusunda bize yardımcı olan dostlarla, kardeşlerle bizi zenginleştiren Allah değil mi? Yeri geldiğinde de elimizdeki bu dostları alarak fakirleştirecek olan da Allah'tır. Sohbet meclislerini, zikir halkalarını, davet sahalarını, cihat meydanlarını bize sevdirerek bizi manen zenginleştiren Allah değil midir? Yeri geldiğinde bu serveti alacak olan da yine Allah Azze ve Celle'dir kardeşlerim. Yoksula merhamet duygusunu bahşeden, ihtiyaç sahibi kardeş için can hıraş koşturan, Müslümanların problemlerini çözmek için dertlenen, gözyaşı akıttıran Allah'tır. Yeri geldiğinde bu serveti tekrar geri alacak olan yine Allah Azze ve Celle'dir. Gözünüzden damlayan bir yaş, yüzünüzden akan bir ter, soluduğunuz hava alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye aittir. Şimdi Allah rızası için sana sesleniyorum. Hangi insan bu andan itibaren kendisinin yeryüzünün zenginlerinden biri olduğunu iddia edebilir ki? Elimizde bulunan her şey bize gani olan Allah Azze ve Celle tarafından emanet edilmiştir kardeşlerim. Ne mutlu acziyetini bilip de, fakirliğinin ve yoksulluğunu fark edip de, tevazuyla alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yürüyen ve bulunduğu yerde yükselen insanlara. İmam Şafii rahimahullah ne güzel söylemiş kardeşler. Demiş ki, insanların en değerlisi, altını çiziyoruz şimdi Müslümanlar. İnsanların en değerlisi kendisine değer vermeyendir. İnsanların en faziletlisi ise kendini faziletli görmeyendir. Şimdi bu sözü biz şöyle anlamayacağız. Kendisine değer vermeyen bir Müslüman demek ki çok değerliymiş. Bu saatten sonra paspal bir şekilde dolaşmanın vakti gelmiştir. Saçlarımızı uzatalım, sakallarımızı bırakalım, pejmurde bir şekilde sokaklarda dolaşalım, hasta olduğumuzda tabiplere gitmeyelim,
çalışmayalım. Birilerinin eline muhtaç olduğumuzda bak ne kadar güzel, kendimize değer vermiyoruz. Demek ki Allah katında değerliymişiz demeyeceğiz Müslümanlar. Peki ne anlayacağız? İnsanların size değer vermesini beklemeyeceksiniz. Ne kadar büyük bir alim, ne kadar güzel bir hatip, ne kadar dertli bir davetçi, ne kadar Allah'ın dinini sahiplenmiş bir mücahit, ne kadar cömert bir zengin, ne kadar alemlerin Rabbi olan Allah için gözyaşı akıtan bir abid sözlerini beklemeyeceksiniz. Sizi bir makam ve mevkinin içerisine koyacak sözleri asla ummayacaksınız. Kendinizi de orada görmeyeceksiniz. Şu yeryüzü insanlarının içerisinde ilimde, irfanda, hikmette, amelde, mücadelede en faziletli insan benimdir. İnsanlar bunu dillendirmeseler de benim geleceğim nokta burasıdır beklentisinin içinde olmamak İmam Şafii'ye göre tevazudur elhamdülillah. Şimdi Hasan-ı Basri'yi dinleyelim. Kendisi bir tevazu tarifi yapmıştır ve demiştir ki tevazu evden çıktığında karşılaştığın herkeste senden üstün bir vasfa sahip olduğunu düşünmendir. Allahu Ekber. Karşılaştığın her bir insanda sakalı olmayabilir. Kendisinin üzerinde dikkat çekecek elbiseler bulunmayabilir. Güzel konuşamayabilir. Gözleri ama, ayağı topal olabilir. Ağzı kokabilir, gözleri şaşı olabilir. Ne derseniz deyin. Ancak Hasan-ı Basri rahimeullah diyor ki, tevazu sahibi böyle insanlarla dahi karşılaştığında bunda benden daha hayırlı vasıflar vardır diye düşünmesidir. Olur ya, o kardeşim gecelerinde secdelerle geçirmiştir. Olur ya, işlemiş olduğu 10 sene önceki bir günahın halen acısını yüreğinde taşıyordur. Gözyaşlarıyla alemlerin Rabbi olan Allah'a sesleniyordur. Olur ya, sadece yatsı namazından sonra vitri kılıp bir kenara devrilmiyor. Gece Kur'an tilavet ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'yi zikredebiliyordur. İşte karşınızdaki kişiye bu nazar ile bakmaya Hasan-ı Basri rahimeullah tevazu diye tanımlamıştır. Bakın kardeşlerim, Harise İbni Vehbe radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşleriyle beraber bizim oturduğumuz gibi oturmuş. Onlara demiş ki, size cennetliklerden haber vereyim mi? Bu evet veya hayır beklenilmesi gereken bir soru değil. Cevap beklenilen, cevap niteliği taşıyan bir soru değildir. Arkasından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Diyor ki onlar, kim onlar? Kim onlar? Cennetle müjdelenenler, Allah razı olsun. Cenneti hak edenler, cennetin sahipleri. Kimmiş şimdi? Onlar. Hem zayıf oldukları, kılık, kıyafet, beden, ne derseniz deyin. Hem zayıf oldukları, hem de halk tarafından zayıf görüldüklerinden dolayı önemsenmeyen kimselerdir. Subhanallah. Hem zayıflar, bedenen cılızlar, rüzgar etse uçup götürecek yaprak gibi. Elbiseleri güzel değil, yamalı, hatta kokuyor. Ayakkabısı yırtık. Kışın bu ayazında üzerindeki montunu çekecek bir fermuarı dahi yok. Ne derseniz deyin, insanlar tarafından önemsenmeyen, takdir edilmeyen, dikkati çekilmeyen bir adam dedi Nebi Aleyhisselam, ancak dedi, şimdi ekledi, cennetlik olmak şimdi bir tarafa, ancak dedi, Allah adına dedi, yemin etse, Allah Azza ve Celle onun isteğini dedi yerine getirir. Subhanallah. Şimdi sokakta, mescitte, vakıfta, dernekte, camide, en ön safta, ortanızda, arkanızda varlar ama sizin nazarınızda, benim nazarımda yok. Kalp atışları hissediliyor ama sesleri duyulmayan nice kardeşlerimiz var.
Geceleyin alemlerin Rabbi olan Allah'a, Allah'ım benim böyle bir derdim var dediğinde Allah Azze ve Celle fecr-i sadıkta onların sıkıntılarını çözüyor elhamdülillah. Gündüz güneşin ilk ışıklarıyla alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyorlar. Akşam olmadan Allah hayır kapılarını onların üzerine açıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kardeşiyle beraber oturduğu sırada adamın biri geçer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan kişiye bu adam hakkında ne dersin der. Adam, bu zat ileri gelen, hatırlı kişilerden, zengin insanlardan bir kişidir. Bir kıza talip olsa evlendirilir. Birine aracılık yapsa sözü dinlenir der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde onu ne onaylar ne de reddeder kardeşlerim. Biraz bekler. Sustuktan sonra yanlarından bir insan daha geçer. Allah Resulü yanında bulunan zata der ki bunun hakkında ne diyorsun? Bu nasıl biridir? Adam der ki ey Allah'ın Resulü bu adam fakir Müslümanlardandır. Bir kıza talip olsa verilmez. Aracı olsa aracılığı kabul edilmez. Konuşmak istese sözü dinlenmez deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamın belki hiç beklemeyeceği, özellikle 21. yüzyılda kapital dünyanın yekürküm felsefesiyle yaşadığı insanlığın asla hazmedemeyeceği bir sözü söyler kardeşler. Bu sonuncu adam, evlendirilmeyen, sözü dinlenmeyen, aracılığı kabul edilmeyen o adam var ya, öteki gibi, bir önceki gibi zengin olan, kavmi tarafından ileri olan, sözü dinlenen, hangi kıza talip olsa kabul edilen bu adam gibi dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır. Bu hadis Buhari'de geçmektedir aziz dostlar. Vallahi vakamızda yaşıyoruz kardeşlerim. Şimdi bu niteliklere sahip bir tane Müslüman. Yani hangi niteliklere sahip? Şimdi şu hadisi ne olur hatırlayın. Saçı başı dağınık. Eli yüzü tozlu. Gittiği kapılardan kovulan nice insanlar vardır ki Allah adına yemin etse Allah onun yeminini boşa çıkartmaz. Böyle bir adam saçı başı dağılmış, üzeri tozlu, her kapıdan kovulan bir adam şu an bizim mescidimize gelse, çalıştığımız dükkanımıza gelse, evimizi ziyaret etse, misafir olsa, konuşmak istese, derdini anlatmak istese bizim nazarımızdaki hükmü nedir bunun? Dilencidir. Ona nasıl muamele edilmesi lazım? Direkt kapının önüne konulması lazım. Benim peygamberim diyor ki, işte ey insanlar, ey kapital dünyanın esiri olanlar, 21. yüzyılda yekürküm felsefesiyle yaşayan Müslümanlar, sizin kapılarınızdan kovulan nice kardeşleriniz vardır ki, o kapıdan dışarı çıktıktan sonra Allah'ım onu sana havale ediyorum dediğinde, onun bedduası sizin üzerinize gelecektir. Allah'ım şu kuluna cömertlik, ona hayır, hidayet ver dediğinde onun duası sizin üzerinizde kabul olacaktır. O bir cihat meydanında, davet sahasında Allah'ım Müslümanları galip getir dediğinde Allah Azze ve Celle düşmanları bozguna uğratacaktır. Allahu Akbar. Şimdi bunu yaşamıyor muyuz ey aziz kardeşlerim? Kardeşimiz bizden olan, İster İslam kimliğinden, ister bizim gibi etten, kemikten, sinirden, kandan meydana gelmiş bir insan sınıfından olduğundan dolayı. Bir tane insan, zengin bir adam, asil bir aile sahibi, makamı üst perdede, elbisesi ütülü, cakalı hadisin ifadesiyle bir adam gelse bizim katımızdaki hatırı ne olacaktır? Hükmü ne olacaktır? Bir de bunun zıttı, elbisesi yamalı, saçı başı dağınık,
üzeri tozlu bir kardeşimiz geldiğinde bizim nazarımızda hükmü ne olacaktır? Ne olur hiç kimse gizlemesin. Başta ben, başta ben. Birinci vasıfa sahip olan insanların yeri omuzlarımız değil, başımızdır. Maalesef. Mescitte de böyledir. Camide de böyledir. O adam ön saf için sanki yaratılmıştır. En iyi yere o oturur. İkinci vasfa sahip nitelediğimiz kardeşimiz, insan kimse gizlemesin, ayaklarımızın altındadır. Önemsenmeyen, değer verilmeyen bir hükme sahiptir. İşte bundan ötürü, bakın dikkat edin, bundan ötürü Hasan-ı Basri tevazuyu nasıl niteledi? Evden çıktığında gördüğün her insanın senden üstün bir hasletinin olduğunu düşünmendir dedi. Allah kendisine rahmet etsin. Şimdi kardeşim, inanın böyle düşünmek alçaklık değildir. Zillet asla değildir. İnanın böyle düşünmek izzettir. Böyle düşünmek şereftir. Böyle düşünmek insanı hem Allah katında, hem sema ehli yanında, hem de insanların nazarında büyültecek bir durumdur kardeşlerim. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kul peygamber, kendisine bir yemek getiriliyor. Çoğu zaman aç. Evinde çoğu zaman yemek pişmiyor. 3 gün üst üste evinde katık yenilmedi diye rivayetlerin olduğu bir peygamber. Miskinliğinden dolayı değil. Çalışmak istemediğinden dolayı değil. Elinden bir şey gelmediğinden dolayı değil. İhtiyaç sahibini kendisinin ihtiyacının önüne getirdiğinden dolayı. Eline geçen her şeyi muhtaç olan kardeşleriyle paylaştığından dolayı. Bazen sahabeler Resulullah'ın da seveceği yiyecekleri annelerimizin çadırına getirirlermiş. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ne kadar da güzel bir şey söylemiş. Peygamberin kul bir peygamber, mütevazi bir peygamber olduğunu ishar edecek bir şey ortaya çıkmış. O da ne? Demiş ki ya Resulallah, şöyle yaslandığın yerde yemeğini yesen, özür dilerim, affınıza sığınırım. Şöyle yaslandığın yerde sırtını dayamışsın, elini tabağa uzatmışsın, bir kenara doğru şöyle yaslanmışsın. Öyle bir yesen nasıl oturuyor? Genellikle böyle talebe olan kardeşlerim öyle otururlar. Benim gibi biraz daha semirmeye başladıklarında öyle oturamazlar artık. Talebe kardeşlerim nasıl otururlar? Dizlerinin bir tanesini karınlarına doğru çekerler. Doğru mu abi? Ayaklarının bir tanesini de diğer ayağının altına atarlar. Mütevaziler ya. Vallahi ne kadar da yakışıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle oturuyor ya. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor, ben bu sözü söyledikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu alnı yere diyor o kadar diyor eğildi ki neredeyse diyor yere değecekti diyor. Öyle eğildi diyor. Hazreti Ayşe söyledikten sonra. Ya doğru dedik ya Resulallah. Yaslan dedik. Rahat et dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra ekledi. Dedi ki ben kölenin yediği gibi dedi yiyeceğim. Allahu Ekber. Ben kölenin oturduğu gibi oturacağım. Hiç kuşkusuz ben alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin kölesiyim dedi. Allahu Ekber. Amcası anlatıyor. Abbas radıyallahu an. Dedim ki Allah Resulüne ya Resulallah, kendine şöyle bir taht edinsen. Taht dediğimizde öyle filmlerde izlediğiniz gibi böyle büyük, etrafları elmastan altınlardan döşeli değil. Ha benim oturduğum gibi kıytırık bir sandalye. Önünde kıytırık bir masa. Neden peki? Ne hissetti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir duruma şahit oldu da kendisine böyle bir teklif sundu. Dedi ki ya Resulallah sana taht yapalım onun üzerine otur. Zira insanların seni rahatsız ettiklerini görüyorum. Şurada oturacak. Biraz yükselecek. Size biraz yukarıdan bakacak. Aranızdan ayrılacak.
eziyetlerinizden uzak kalacak. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hayır, Allah beni onların içerisinden çekip alıncaya kadar, yani ben vefat edinceye kadar onların arasında oturacağım. Onlarla beraber oturacağım. Mescid-i Haram'da, çarşıda, pazarda, yolda gezerken bir kenarda dinlenmek için onlarla beraber oturacağım. Hemen tahtlar kurulacak, üstüne gölgelikler yapılacak, iki tane Müslüman kenarına dikilecek, bir taraftan gölgeleyecekler, bir taraftan serinletecekler, bir taraftan da yalın kılıçlarıyla koşanacaklar, Peygamber Aleyhisselam'ı koruyacaklar. Yok öyle bir peygamber. Kul peygamber. Kul peygamber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ekledi, dedi ki, varsın ökçelerime bassınlar. Yani yürürken ayaklarıma bassınlar. Ön safa geçmek için beni essinler. Varsın elbisemi çekiştirsinler. Geçerken o sıra bana takılsınlar. Kolumdan tutup çeksinler. Varsın hareket ettiklerinde toz dumanı ayağa kaldırıp yüzümü, ellerimi kuma bulasınlar. Allahu Ekber. Ben bu halleri de yaşasam Allah beni öldürene, vefat ettirene kadar ben onlarla beraber oturacağım dedi. Şimdi Allah rızası için size soruyorum. Peygamber aleyhisselam bu davranışıyla ne kaybetti aziz dostum? Sana soruyorum. Alçaldı mı? Haşa ve kella. Yere yaklaştıkça elhamdülillah yükseldi. Toprağa yaklaştıkça semaya doğru yükseldi elhamdülillah. Hiçbir şey kaybetmedi kardeşler. Hiçbir şey kaybetmedi. Ah benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sefer anında, artık seferden dönüyorlar mı? Sefere mi gidiyorlar? Bir yerde konaklıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerine bir koyun kesip pişirmelerini emrediyor. Bir tane sahabe sizin gibi hemen kalkıyor. Diyor ki, onun diyor kellesini kesmek bana ait diyor. Kurbanda görüyoruz kardeşleri. En çok sevdikleri iş hayvanın kafasını kopartmaktır. Siz bu kadar da hevesli olmayın kardeşler. İkincisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, derisini yüzmek de diyor bana kaldı diyor. Üçüncüsü çıkıyor diyor ki, o zaman da pişirmek bana kaldı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, madem diyor öyle, yani biriniz keseceksiniz, biriniz yüzeceksiniz, diğeriniz pişireceksiniz, ben de diyor o zaman odun toplayacağım diyor. Aa, ne kadar basit iş. Ben kelle keseceğim, sen deri yüzeceksin, öbürü pişirecek, Resulullah aleyhisselam çalı çırpı toplayacak. Kolay mı arkadaşlar? Belgrad ormanında piknik yapmıyorlar. Şamlar ormanlarında ağaçların dallarının düşüp de toplandığı bir bölgede oturmuyorlar. Çölde oturuyorlar, çölde. Kumun üstündeler. Ağaç yok. Dal nereden bulacaklar? Odun nereden toplayacaklar? Alan taraması yapacak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe bunu işitir işitmez, ey Allah'ın peygamberi, sen otur, sen çalışma, senin işine de biz yaparız diyorlar. Vallahi de yaparlar ki Peygamber aleyhisselam da öyle dedi. Dedi ki, sizin benim de işimi yapacağınızı çok iyi biliyorum. Benim de işimi halledersiniz. Hatta bu ifadeler bize ait. Hayvanı bir kişi keser, o kişi derisini yüzer, o kişi parçalar, o kişi pişirir, odun toplar, ikram eder. Bir kişi bunu yapar. Sahabe bunu yapar. Fatih abi kendisini de enayi görmez biliyor musun? Ya bu dernekteki iş gene bana kaldı. Orta öğretim çocuklarla beraber program yapıyor. Saat 9'da dağılıyorlar. Aha gene onların çöplerini toplamak bana kaldı. Yapmam. Enayi değilim çünkü. Yapamam. Saat 11'den sonra grup dağıldı. Çayı, bardağı, çorbasını burada bıraktı. Ellemem. Enayi değilim çünkü. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim işimi de yapacağınızı çok iyi biliyorum. Bundan dolayı gocunmayacağınızı da çok iyi biliyorum. Tabii siz çöpleri bırakmayın ha. Bulaşıkları da bırakmayın. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Ama insan ya, unutursun. Hata edersin. Tembellik yaparsın. Hırçınlaşırsın. Yapmıyorum da kardeşim. Bu andan itibaren toplamıyorum. Yerim ama toplamam. Atarım ama kaldırmam. Dağıtırım
ama bir araya getirmem. Gemileri yaktıysa, ya ben de enayi miyim kardeşim? Bırak ortada dursun, dernek mi kapanıyor, mescit mi kapanıyor? Buradan kovuluyor muyuz? Ne olursa olsun demeyelim. Tıpkı Resulullah'ın ashabı gibi o işe tekrar elimizi atmaya gayret gösterelim. Ha. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müthiş bir söz söyleyecek. Özellikle hoca abiler. Ben hoca değilim, o yüzden yırtıyorum elhamdülillah. İdareci olan abiler. Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çok şiddetli bir söz söyleyecek. Diyecek ki ben sizin aranızda imtiyazlı olmayı diyor sevmiyorum. Bakın sizin aranızda ayrıcalıklı olmayı diyor sevmiyorum. Zira Allah da kulun arkadaşları yanında imtiyazlı olmasını asla sevmez dedi. Allahu Ekber. Pikniğe gittik 100 kişi. Hoca efendinin kürsüsü belli. Çadırı belli. İçeceği su belli. Yiyeceği ekmek belli. Bineceği arabayla ilk fırsatta gideceği yer de belli. Kardeşler çalışsınlar. Tabii organize olalım. Bir kardeş tuvalet yapsın. Diğeri yemek dağılsın. Öbürü kardeşleri karşılasın. Biri de nasihat etsin. Ama benim işim bu kadar. Bundan sonrasını yapmam demesin. Kardeşleriyle beraber mıntıkada çöp toplasınlar. İmtiyazlı bir hale gelmesin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zira Allah kulları içerisinde arkadaşlarına imtiyazlı yaklaşan, ayrıcalıklı yaklaşan, kardeş şurada pırpırlar var. Bu sakal burada öyle kolay uzamadı. Bu kadar ilmi biz rahlede aldık. Dert sahibiyiz kardeş. Senin yaşın kaç? Ben senin yaşın kadar Allah yolunda mücadele ediyorum. Bırak da bu kadar keyfimiz olsun demeyecekmişiz. Senin de benim de peygamberden lüksümüz yok kardeşler. Senin de benim de peygamberden daha büyük bir konumda olacak durumumuz asla ve kat'a yok. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Medrese okuyan kardeşlerime sesleniyorum. Üniversite okuyan kardeşlerime sesleniyorum. Hasbel kader de omuzlarının üzerine idarecilik vurulan kardeşlerime sesleniyorum. Asla ayrıcalıklı bir sınıf olmayı tercih etmeyeceğiz. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah ayrıcalıklı olanı, ayrıcalıklı davrananı asla sevmez. Mekke'nin fethi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kovulduğu sokaklara büyük bir fatih olarak girdi elhamdülillah. Peki nasıl? Rivayetlerde aynen şöyle geçiyor. Tanınmasın diye üzerine bir örtü örtmüş. Subhanallah. Yani Mekke düştü düşecek. İşi bitti Mekke'nin. Teslim oluyorlar. Mescid-i Haram'a tekrar girecek Resulullah Aleyhisselam. Bu sefer muzaffer bir komutan olarak. Kenarda bekliyor. Kardeşleri geliyor. Bakın dikkat edin. Ordu kumandanları geliyor. Sağ cephenin komutanı geliyor. Sol cephenin komutanı geliyor. Orta cephenin tabirindeyse komutanları geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'nin düştüğünün haberini veriyor. Ne yapıyor sizce? Diyor ki rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı Hazreti Ayşe ile oturduğu sofrada yaptığı gibi. Öyle bir eğiliyor ki neredeyse devenin böyle boynuna basacak şekilde subhanallah. Öyle giriyor. Böyle girmesine rağmen bir tane adam geliyor Allah Resulü aleyhisselama. O an tir tir titriyor. Resulullah'ın heybetinden çekiniyor. Allah Resulü aleyhisselam ona yaklaşıyor. Sakin ol diyor kardeşim, sakin ol. Dikkat edin ne olur Müslümanlar. Diyor ki sonra, ben diyor bir kral veya bir hükümdar değilim. Yani sen evet Roma'nın krallarını görmüş olabilirsin. Farisilerin hükümdarlarını görmüş olabilirsin. Eğlenmek için aslanlara, insanları yemeden soytarıları görmüş olabilirsin. Ben böyle bir adam değilim. Şüphelendiği her insanı öldüren bir hükümdar, kral değilim. Döndü ona en iyi anlayacağı cevabı verdi. Dedi ki, Kureyş'ten, aha senin bu bulunduğun mıntıkadan, kuru et yiyen bir kadının oğluyum dedi. Subhanallah. Şimdi sana Allah için soruyorum be kardeşim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mütevazi kimlikle zilletin içine mi düştü haşa ve kella? Fatih bir komutan, boynu havada, devesinin üstünde, kardeşlerinin omuzlarında Mekke'ye girseydi ne olacaktı? Nasıl bahsedecektik? Nasıl anacaktık? Ama şimdi
devesine yapışan, utanan, sıkılan, bakire bir kız gibi çekinen, kendisinin karşısında titreyen adama korkma, Kureyş'ten kuru et yiyen bir kadının oğluyum diyen bir peygamber. Vallahi bu tevazusuyla hem Rabbi katında, hem sema ehli yanında, hem de insanların nazarında büyük bir yere geldi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi böyle mütevazi bir peygamber. Bu akşam kısa kesiyoruz. Hazreti Ömer'in bir rivayetini okudum. Ben kendime alacağımı aldım. O yüzden kısa bitireceğim inşallah. Onu da anlatmayacağım size. Hazreti Ömer çok ağır bir söz söylüyor. Ben nasibimi aldım. Ama bu akşam erken bitecek inşallah. Öyle dedikten yarım saat sonra. Şimdi Allah için sana soruyorum kardeşim. Böyle mütevazi bir peygamberin elinde yetişen ve devletin başına idareci olarak gelen, halifelik makamına seçilen sahabe sizce nasıl olur? Dört halifeden çok kısa dört tane hikayesini bahsedeceğim ve inşallah bu akşamı sonlandıracağım. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, halifeliğinden önce, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce yaşamış olduğu mahalle insanlarına hizmet etmeyi kendine sorumluluk bilen nadide insanlardan bir tanesi. Kocası vefat etmiş. Allah yolunda cihad ederken şehit düşmüş. Elden ayaktan düşmüş yaşlı kadınlara ve yetim çocuklara merhametle yaklaşan, onların hayvanlarını sağan ve kendi elleriyle ikram eden bir Ebubekir radıyallahu anh'ten bahsedeceğiz. Hilafet makamına getirilir, halife olur. Kadınlar, o yaşlı annelerimiz, ablalarımız bir araya gelirler. Hazreti Ebubekir'den bahsederler. Şimdi o adam makam mevki sahibi oldu. Bize hiçbir karşılık beklemeden hizmet edecek adam gitti diye üzüntülerini ifade ediyorlar. Bu ifadeler Hazreti Ebubekir'in kulağına geliyor. İşitiyor. Bir gün hiç beklemedikleri bir anda bir kapı çalıyor. Kızcağız, küçük bir kız. Kapıyı açtığında bir anda bağırmaya başlıyor. Hayretler içerisinde, anne, koyun sağan adam geldi diyor. Küçük kız. Ha bizim Rümeysa gibi. Koyun diyor sağan, bir adam geldi diyor. Annesi koşuyor heyecanla. Kapıyı araladığında bir bakıyor ki karşısında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Utanıyor, sıkılıyor, mahcup oluyor. Kızını da azarlıyor. Vah diyor sana diyor. Kızım diyor, Resulullah'ın halifesi diye seslenseydin ya diyor. Edepsizlik yaptın tabir yerindeyse. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu ifadeyi duyunca boynu hemen eğiliyor. Tıpkı Resulullah gibi. Sonra diyor ki bırak diyor ona. Rahat bırak. Allah'a sunduğum, Allah'a arz ettiğim, Allah için yaptığım en güzel amelim ile beni diyor vasıflandırdı diyor. Subhanallah. En sade, en samimi. Ya Ebubekir radıyallahu anh. Sen ki cihad etmiş bir adamsın. Sen ki Allah Resulüne ilk iman edenlerdensin. Müşrikler senin kapına koştuklarında bak senin arkadaşın delirmiş. Bir akşam vakti Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiğini iddia ediyor. O dediyse doğru deyip de sıddık makamına ulaşan Ebu Bekir radıyallahu anh. Diyor ki beni en güzel amelimle diyor vasfetti. Allahu Ekber. Ve o adam halifeliğin birinci günü ilk defa Resulullah'ın minberine çıkar. Ne der biliyor musun Enes kardeş? Der ki beni buraya çıkartan sizden daha faziletli olmam asla değildir. Allahu Ekber. Yani ey mevsim, sakın ha sakın, ey Ebu Bekir, sen ki koskoca halife, Müslümanların reisi, Müslümanların başı adamsın. Sakın ha sakın. Önce nefsine sesleniyor. Beni buraya çıkartan bir fazilet değildir. Sonra kardeşlerine söylüyor. Aman ha diyor şu makamlar var ya. Fazilet makamları değildir.
Yarın vakıf başkanları olacaksınız. Derneklerde başkanlık yapacaksınız. Mescitlerde insanlara namaz kıldıracaksınız. Cihat meydanlarında kumandan olacaksınız. Hangi makama getirilirseniz getirin, bu sizin bir faziletiniz değil, bir işinizdir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kardeşlerine bunu hatırlatıyor. Aman ha çarşıda beni görürseniz ellerinizin üstünde taşımayın. Zira ben normal bir vazifeyi icra ediyorum dercesine bir sözdür. Allahu akbar ve lillahi ilham. Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlu anlatıyor. Mescid-i Nebevi'nin içerisine girdiği sırada bağırıyor. Ey insanlar cemaatle namaza diyor. Hocam orada, burada yanılıyorsam hemen düzeltsinler. Eğer bir toplumun içerisindeyken cemaatle namaza diye seslenilirse bu vakit namazı değildir. Bu bir cuma namazı da değildir. Çünkü neyle çağrılırlar? Kametle çağrılırlar. Olağanüstü bir şey var. Ya bir korku namazı belki kılacaklar, değil mi hocam? Ya halife, imam efendi önemli bir vazifeyi insanlara bildirecek. Dedi ki ey insanlar cemaatle namaza dedi, toplanın. Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanlar mescide girince Resulullah'ın minberine çıktı. Dedi ki ey insanlar, Allahu Ekber, ey insanlar, ben Beni Mahsun kabilesindeki teyzelerine çobanlık yapan bir adamım dedi. Allahu Ekber. Beni Mahsun kabilesinde teyzelerinin çobanlığını yapan bir adamım. Bunun karşılığında da bana bir avuç hurma, bir avuç kuru üzüm verilirdi de ben günü onunla idare ederdim dedi. Sonra minberden aşağı indi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh yanına geldi, dedi ki ey müminlerin halifesi, halen dedi kendini değersiz mi görüyorsun dedi. Ya sen müminlerin halifesi oldun, Müslümanların idarecisi oldun, artık böyle sözler kullanma. Tabiri yerindeyse insanlar bunu kullanacaklar, aleyhimize kullanacaklar. Ben böyle anlıyorum bu sözü. Sen halen kendini değersiz mi görüyorsun deyince o Ömer bin Hattab radıyallahu an, ey diyor İbn Avf, yazıklar olsun sana. Nefsimle diyor baş başa kaldım. Bana dedi ki ey Ömer, sen artık müminlerin halifesisin. Senden daha kıymetli, senden daha büyük, senden daha faziletli bir insan yoktur dedi. Ona dedi kim olduğunu diyor öğrettim diyor. Subhanallah. Ona kim olduğunu öğrettim diyor Ömer bin Hattab radıyallahu an. Bakın Enes bin Malik, Ahnef bin Kays, bir takım heyetler bir araya toplanmışlar. Yanlarında da bir adam var. Kim o? İran'ın asil ailelerinden, Kadisiye Savaşı'nda ordunun sağ kumandanı, o Kadisiye Savaşı'nda genel komutan, general Rüstem öldürülünce Medayin'e kaçan, Medayin'i Müslümanlara karşı savunan, daha sonra Medayin'le beraber kendisi de düşen ve Ömer bin Hattab'ın ordusuna teslim olan, elindeki ganimet mallarıyla Medine'ye gelen bir adam Hürmüzan. Müslüman heyetin içerisinde İran'ın gözde adamlarından Hürmüzan da vardır. Hazreti Ömer'in evine gelirler. Kimse yoktur. Çocuklar kapının önünde oynaşır. Derler ki müminlerin emiri mescitte şu an yatmaktadır. Heyet Hürmüzan'ı alır. Ganimetlerle beraber Mescid-i Nebevi'ye gelirler. Bakarlar ki mescitte tek başına, başka ikinci bir adam yok. Tek başına yatan bir kişi vardır. Hürmüzan tabii tanımaz. Der ki Ömer nerede? Ömer'i arıyor gözleri. Yani Medayin'i yere çalan, Beyaz Saray'ın bütün hazinelerini Medine'ye akıtan ordunun başkumandanı, ordunun efendisi, müminlerin halifesi, Romalıların ifadesiyle Arapların kralı adam nerede?
Diyorlar ki işte şurada yatan kişidir. Allah-u Ekber. Burada yatan kişidir. Hürmüzan bakıyor. Bunun diyor kapıcıları, nöbetçileri yok mu? Kendisi krallar gördü ya. Kapılarda bekleyenler, ard arda nöbetçiler. Heyet, Müslüman heyet Hürmüzan'a dönüyor. Ne nöbetçisi, ne kapıcısı, ne divanı, yani bir meclisi ki ileride daha sonra kuracaktır, bulunmayan bir adamdır deyince Hürmüzan döner, heyete der ki herhalde o bir nebi olmalı. Bir şeyler de karıştırmış, ehli kitaptan bazı şeyler duymuş. Bu adam olsa olsa bir peygamberdir deyince heyettekiler der ki hayır, o nebi gibi yaşayan bir adamdır der. Subhanallah. Tevazu sahibi bir peygamberin atölyesinden böyle tevazu sahibi idareciler çıkmış. Rabbime hamdü senalar olsun. Hadi Osman bin Affan'la Hazreti Ali'yi de zikredelim. Meclisimiz şeref ve bereket bulsun inşallah. Hazreti Osman radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselamın damadı, zorluk ordusunu mal varlığıyla kuşatan, cennetle müjdelenen ve yumuşak hilm sahibi bir halife Hazreti Osman. Bir hatırasını paylaşayım mı? Abdullah bin Selam, İsrailoğullarından iman eden bir alim var diye. Abdullah bin Selam şehit edildiği gün kendisini ziyaret eder. O gün gelir. Hazreti Osman neşelidir. Abdullah'a der ki, ey Abdullah, ben rüyamda Resulullah Aleyhisselam'ı gördüm. Ben rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bana dedi ki, oruçluymuş kendisi, ya dedi bu gece bizle beraber iftar et, bizle beraber ol ya da bundan sonraki hayatına devam et deyince ben dedi Allah Resulü ile beraber iftar etmeyi tercih ettim dedi. Abdullah İbni Selam da dedi ki o gün şehit oldu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Resulullah'la beraber iftar yaptı inşallah. Ha işte Osman var ya, kendisinden bahsediyorlar. Diyorlar ki Musa İbni Talha, ben diyor mescitte kamet getiriyordum diyor namaz için. Baktım diyor Hazreti Osman minberde oturmuş. İnsanları diyor araya toplamış. Onların diyor dertlerini dinliyor. Hastaları soruyor. Ticaretten bahsediyor. Fiyat artışlarını ve azalışlarını onlardan diyor öğreniyordu. Yani halkın içerisinde onların dertleriyle beraber olan bir halife. İşte o adam bir gün yanında bulunan hizmetlisinin yanına gelir. Der ki benim kulağımı çektir. Ne alaka değil mi? Koskoca Hazreti Ömer. Der ki benim kulağımı çek. Zira bir gün ben senin kulağını bükmüştüm. Benden dedi hakkını al dedi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya belki şaka yaptı. Espri olsun diye bazen kulakları çekeriz ya çocukların özellikle. Belki böyle bir niteliğe sahipti bu çekiş. Dedi ki sen çek dedi. Adam hizmetli. Emrin dışına çıkabilir mi? Hazreti Osman'ın kulağını tuttu. Tuttu ama. Sadece tuttu. Ona zarar vermek istemez asla. Hazreti Osman gibi yumuşak bir adama kim zarar vermek ister? Fasıklar haricinde. Hazreti Osman ne dedi biliyor musun? Sıkıştır dedi. Yani çevir dedi. Bük dedi. Acı ver dedi. Ahirete dedi. Bunun hakkını dedi. Almak dünyadaki dedi kısastan dedi daha zordur dedi. Allahu Ekber. Ahirete bırakma dedi bunu. Ne olur dedi şimdi al. Zira burada yapacağın kısas ahiretteki alacağın haktan benim için dedi daha hafiftir. Elhamdülillah. Evet, Resulullah'ın hem damadı hem Allah Resulüne ilk iman eden. Aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cennet ile müjdelediği. Hazreti Ali radıyallahu an halifeliği zamanında Kufe'nin yollarında gezerken yolunu kaybetmiş olanlara yol gösteriyor. Zayıf olana yardım ediyor. Yaşlı özellikle kadınların yükünü taşıyor ve kendisine hilafetin sarayında otursan ey müminlerin emiri denildiğinde de der ki o fesat sarayıdır. Ben asla orada oturmam diyerek tıpkı kul peygamber Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusunda güzel bir cevap
vermektedir kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, tevazu sahibini Allah'a, sema ehline ve insanlara yaklaştırır. Cennet bahçesinin içerisinde dolaştırır. Aynı zamanda da cehennemden, şeytan ve dostlarından da uzaklaştırır. Allah Azze ve Celle kibirden uzak bir hayat yaşamayı, tevazu içerisinde samimi bir şekilde ibadette bulunmayı bana, ehlime ve burada bulunan bütün kardeşlerime ve onların ehillerine, eşlerine, dostlarına ve çocuklarına nasip etsin. İnanın buraya gelirken İdlib'ten tutun da Afganistan'a varıncaya kadar yeryüzünün her bir köşesinde zulme uğrayan, 1,5 yaşında soğuktan donan, bombaların çıkartmış olduğu sesten dolayı erken doğum yapıp taburcu edildiğinde gidecek bir evi bulamayan kadınların yaşandığı bu dünyada Allah'a yemin ederek bu sohbeti yapmaktan haya ediyorum. Allah katında bunun nasıl bir karşılaşının olacağını asla bilmiyorum, ancak tekrar hatırlatıyorum. Tevazu sahibi bir insanı, tevazu, mütevazi olmak Allah'a, sema ehline ve insanlara yaklaştırır. Cennetin içerisinde dolaştırır ve onu cehennem ateşinden, şeytan ve dostlarının hilelerinden de uzak kılar. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır, cenneteniz inşallah firdevs âlâ olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ma salam.